Hemen konuya gireceğim. Zaten burası bayağı sıcak şu anda. Herkes sabahtan beri e-ticaret ödeme sistemleri konuştuk. Hemen o yüzden konuya girmek istiyorum. Bize biraz şimdi hepsi burada Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketi dersek herhalde yanlış olmaz değil mi? Olmaz. Doğru. Değil mi? Yani kimse ondan sonra hayır en büyük biziz demez diye varsayıyorum. Yani hacim olarak falan herhalde en büyüğü diye varsayıyorum. Doğru. Biraz bir sayı var diye varsayarak da biraz sayılar alır mıyız? Yani genelde tercih edilen ödeme araçları nelerdir? Hatta biraz demografik bilgi verebilirsen işte mesela şu çok enteresan. Yani önceden bunları alacağımı söylediğim için rahat sorabiliyorum aslında. Özellikle yaş aralıkları çok hassas olabilir orada. Hangi yaş aralıkları neyi tercih ediyor? Hepsi burada tercih edilen ödeme araçları nelerdir? Biraz sayı alırsak herkesin faydalı olur. Memnuniyetle. Bizim müşterilerimize yaptığımız satışların %91'ini kredi kartı üzerinden gerçekleştiriyoruz. %4'lük bir kapıda ödeme oranı var. %5 de havaleyle gerçekleşiyor. Yani genel sitenin bütün iş hacmini değerlendirdiğimizde böyle. Yaş olarak baktığımızda bazı farklılıklar oluyor. Çok beklenmedik farklılıklar da değil 91 aslında. 91 kredi kartı ödemesi var. Doğru. 91. 4 kapıda? 4 kapıda ödeme, 5 havale. Güzel. Böyle 20 yaş altındaki müşterilerimize baktığımız zaman bu %90 söylediğim kredi kartı tercihi %70'e iniyor. Kredi kartı sahipliğinin olmamasının etkisi var. Dolayısıyla %15 havale, %15 kapıda ödeme gibi bir tercih farklılaşması oluyor. Kaç yaş altıydı bu? 20, 20 yaşın altındaki 20 yaş müşterilerimizin tercihi. Bu 20-25 yaş arasına baktığımız zaman bu 85'e çıkıyor kredi kartı kullanımı. Yine 7,5 gibi bir kapıda havale ödeme tercihi var. Yoğun olarak aslında alışverişi yapan müşteri kitlesi diye 25-50 yaş arasına baktığımızda bu oran %92-93'ü buluyor. Yani alışverişi en yoğun yapan kitle 25-50 arası diyebilir miyiz? Biraz daraltmak mümkün mü? 25-44 diyebiliriz. 25-44. Yani internete bağlılık açısından baktığımızda bu yaş daha düşük ama e-ticareti fiilen yapan müşteri profilimiz bizim 25-44 yaş arası. Şimdi, biz burada konuşurken bizim ekibimiz bir yandan Devraz diye bütün bu konuşulanları yazıyor. Bir yandan Twitter'dan tweet atıyor. Onun için arkadaşlar atladığınız bir sayı varsa ben tekrar sorabilirim. Yok tamam değil mi? Bir daha devam edebiliriz. Aynı rakamı bir daha söyleyebilir miyim bilmiyorum. İlk defa. O vardır ama değil mi? Hazırlarsın kendini. Onu soracak. Söyledin. 74, neydi o rakam? 74. Süper. Yani o şey önemli değil mi? 25-44 aslında önemli bir aralık. Yani tahmin edilebilecek bir şey ama bunu tabii ki hepsi burada ağzına almak biraz daha önemli oluyor. Tabii. 50 yaş üzerine çıktığı zaman da hani demin gördüğümüz ilk 20 yaş altı gibi bir profile tekrar denk geliyoruz. Onlarda da yine kredi kartı kullanma oranı 70'e düşüyor. Orada havale %20'lere çıkıyor. Kapıda ödeme %10'a düşüyor. Dolayısıyla hani biraz daha yaş arttıkça alışılagelmiş ödeme sistemi olan havale kullanım oranı artıyor. Yani genel olarak böyle özetleyebilirim. Ya aşağı yukarı önümüzdeki 5 yıl içinde bu tablonun çok büyük bir değişim olacağını öngörmek mümkün. Yani biraz önce Altan Bey de bahsetti. Yani bir şekilde baktığında işte aşağıdaki büyüyor, kredi kartı sahipliği oluyor ve ortaya geliyor. Alttan yeni doğan kesim, yeni gelişen kesim zaten internetle büyümüş oluyor. Doğru. Böyle bir daha sonrası o döngü başlıyor ve o döngü sanırım işte önümüzdeki 5 yıl içinde aşağı yukarı tam o istediğim ki şu anki tablolar çok iyi. Ben yani 2008 yılında bizim ilk Webrazi Meetup diye bir konferansımız olmuştu. Onu konuştuğumuz yıllarda bu sayıdan hiçbirini konuşamıyorduk. Öyle bir şey yoktu yani. Şu anda %4 işte kapıda ödeme, %5 havale falan bunlar hakikaten çok küçük ve keyifli rakamlar aslında bizim açımızdan. Peki ödeme araçları ve ödeme sistemleri tarafına bakacak olursak mesela örnek vereyim, mobil ödeme seçeneği var mı hepsi bu üzerinde? Şu anda bizim açıkçası bu ödeme sistemleri içinde hani bütün kararlarımız aslında sitemizde söylüyorum yani 1 milyon müşteri yorumu var sitemizde. Hı hı. Dolayısıyla aslında bizi yönlendiren müşterilerin verdiği yorumlar, müşterilerin ihtiyaçları. Bu ödeme sistemlerinde kredi kartı oranları içinde bahsettiğim bir sistemimiz var bizim 2009 Eylül'den beri kullandığımız can limiti diye bir bu. Bir müşterimiz 300 TL ve üzerinde yaptığı alışverişte aynı alışverişte 5 farklı kredi kartını kullanarak alışverişini yapabiliyor. Ne zamandır var bu?
4 Eylül 2009'dan beri var. Hadi canım. Evet. Ah, yani şu anda öğrendim. Bunu üniversitedeki arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde söylüyorlar, çok kullanıyorlar. Yani limit anlamında paylaştırmak istedikleri dönemler oluyor. Dolayısıyla bir can limiti opsiyonu var. Onun dışında bu sene hani ödeme konusunda bizim önceliğimiz ve 8 hafta önce başladığımız bir ödeme sistemimiz var. Hızlı satın alma süreci, yani bir hızlı check-out süreci. Çok yoğun bir çalışma sonrasında ekiplerimizin PCR sertifikasyonu aldı. Hepsiboda.com. Ya bugün erken saatlerde konuşuyorduk onu. Evet. Kredi kartını tutmaya başlıyorsunuz inşallah. Evet, şu anda müşterilerimizin alışveriş sırasında bilgilendirmeleri, onaylamaları ve daha sonrasında da tekrar bir SMS teyidiyle teyit etmeleri halinde adres, kredi kartı bilgisi, kargo seçimi, bir ya da birden fazla profili onlar adına kaydedebiliyoruz. Dolayısıyla bu 8 hafta oldu. 8 haftada 200 bin müşterimiz şu anda bu hızlı satın alma kaydını yaptırdı. Dolayısıyla bizim yani çok belki yani bilenler vardır diye söylüyorum. Aslında bu yani Amazon'da bildiğimiz one click doğru checkout. Doğru. Değil mi? Yani dolayısıyla müşterilerimiz şu anda hani mobil ödeme sorunu unutmadım. Onunla bağlayacağım. Çok daha hızlı bir şekilde yani 3-4-5 saniye gibi bir süreçte sadece işte bunu istiyorum, ödüyorum diyor ve çıkıyor. Dolayısıyla birincisi hani ödeme sistemlerinin biraz hayatı kolaylaştıran sistemler olmasını istiyoruz müşteri adına. Bunun mobil ödeme tarafı, yani mobil alışveriş tarafında çok ciddi bir etkisi oldu. Bizim trafiğimizin %8'i şu an mobil üzerinden geliyor. Fakat %8'i. Ama cirosal hacim olarak bu kadar büyük değildi. Çünkü kullanıcı deneyimi çok iyi değil. İşte kargo seçmek, işte kredi kartı bilgisini girmek tabletten ya da cep telefonundan çok kolay olmuyor. Uygulamanız da güzel ama bu arada. Evet. Mobil uygulamamız iyi, evet. Pozitron yapmıştır herhalde. Evet, Fatihler sağ olsun. Pozitron yaptı. İyiyiz. Daha işte Windows 8 uygulaması da geliyor şimdi. Dolayısıyla yani çok alışveriş sıklığını arttıran bir uygulama oldu. Yani birçok müşterimizin alışveriş listesi var. Dolayısıyla her hafta aldığı ya da 15 günde bir aldığı ürünler var. Listesini tıklayıp satın al deyip herhangi bir anda bu işlemi bitirebiliyor. Ya bu işlemde de gördüğümüz hani bu kaydı gerçekleştiren 8 hafta içindeki müşterilerimizin %24'ü de takip eden bir ay içerisinde tekrar bir alışveriş yapmış. Bu alışverişlerde de şunu görüyoruz. Yani kitap gibi, sarf malzemesi gibi, küçük spor aletleri gibi, böyle süpermarket ürünleri gibi. Geçen şeyde de söylemiştim. Geçen ay 150 bin adet deterjan sattık. Böyle 150 bin adet deterjan sattık. Biz de çok beklemiyorduk. Dolayısıyla işlem kolaylaştıkça özellikle mobilden daha kolay kim satın alabilen. Kim deterjan alan kişi kim ya? İnsan mı, şirketler mi? Yok insan. Yani insan mı derken tabii anlamadım. Yani insan mı demek istiyorum. Evet. Yani bireysel mi, kurumsal mı? Bireysel i̇nsan yani mı? Çok acayip bir şey oldu. Yani P&G ile yaptık. Biz de beklemiyorduk bir ürün lansmanında. İlk hafta 80 bin adet satıldı ve 80 bin ayrı müşteriye satıldı tamamen. Daha sonra da bir kampanyada yine diğer iş ortakları da girdi. Bir ürün neydi bu arada? İlk ürün P&G'nin bir yeni lansmanı vardı. Ariel Gel ürün lansmanı yaptı böyle plastikli kutuda. Ondan ilk hafta 80 bin adet satıldı. İkinci haftada parayı zıpladın mı bu arada? Tabii. İkinci haftada Henkel'in, Unilever'in, P&G'nin ve Hayat grubunun tüm deterjanlarından müşteriler istedikleri 3 taneyi satın aldılar ve
Yani çok anda, öyle sürpriz sordum bir anda, kusura bakma yani. Yani şu anda çalıştığımız, kendimizle ilgili çalıştığımız bir, hani çok uzun süredir bizden alışveriş yapan ve sık alışveriş yapan müşterilerimiz olduğu için bir üyelik üzerine çalışıyoruz. Yani subscription modeli üzerine çalışıyoruz. O önümüzdeki ilk çeyrekte hayata geçecek. Dolayısıyla hani sürekli alışveriş yaptıkları ürünlerde çok kolay alışveriş yapacaklar. Bebek bezi falan gibi konularda. Bebek bezinde de olabilir, temel tüketimde de olabilir. Başka birçok kategoride de sarf malzemelerde olabilir. Deterjan herhalde orada biraz bir ampul yapmıştır diye başlıyor. Ampul de olabilir mesela. Onlar olabilir. Ona bir geçiş yapacağız ilk çeyrekte. Onun dışında da ön ödemeli diğer kartlarla da ilgili görüşüyoruz. Ama dediğim gibi karardaki önceliğimiz hani bizim müşterilerimizin hayatını ne kadar kolaylaştırıcı, hı hı, ne kadar bize yeni müşteri getireceğinden çok. Hı hı. Bu arada Twitter üzerinden bir soru gelmiş. Onu sorayım. Ödeme sistemleri gelişimi yükselişte. Acaba hepsiburada.com, Amazon Prime gibi programı, ha, benim aşağı yukarı sorduğum soruya geliyor. Amazon Prime gibi programı ne zaman başlatacak denmiş. Yani tam cevap vermedik ya, ama yani. Çok net bir cevap, yani zaman aşağı olarak veremem ama önümüzdeki yıl içerisinde, hani dediğim gibi demin bahsettiğim bu subscription modeli artı zaten şu anda çok ismi konmadan yapılan belli kargo kampanyalarımız var. Hı-hı. Bunun dışında da sunduğumuz bazı katma değerli hizmetlerimiz var. Bunların tamamı birleştirerek bir modelde bir araya getirebilir. Burada soru varsa alabilirim. Çünkü sonlara doğru yaklaşıyoruz. Evet. Bugün hiç soru yok. soru var. Evet. Soru var. Ben teşekkür ederim soru sorduğunuz için. Öncelikle Webrazi'ye teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyon için. Size de beyefendi çok değerli bilgiler verdiniz. Sorum şu, özellikle 40 yaş, 50 yaş arasındaki yüzdeyi çok merak ediyorum kullanımda. Bu konuda bilgi verebilirseniz çok sevinirim, teşekkür ederim. Valla şimdi çok çok yanlış bir data vermek istemem ama şöyle söyleyebilirim. 40 yaş, 50 yaş arası diye spesifik bir bilgi yok aklımda. Ama hani demin söylediğim gibi 25-44 yaş arası bizim işimizin çok önemli bir kısmını yaptığına göre hani %5-7'ler arasında olduğunu düşünüyorum. Çok da yanlış bir bilgi vermek istemem ama çok çok büyük bir kısmı değil 40-50 yaş arası toplam alışverişimizin. Buyurun, bir soru daha var. Mikrofonu... Şimdi orada iki el gördüm orada. Önden bir ses geldi sonra. Ha evet, oradan bayanlara öncelik verelim, sonra arkaya doğru geliriz. İnterneti hiç kullanmayan kitlenin ne kadar siteye geldiğiyle ilgili bir veri var mı? Güzel bir şunu soru. Şunu demek istiyorum. Markofoni geldiğinde ilk kez insanlar oradan alışveriş yaptı. Ama hepsi burada hani yıllardır var. Yeni kitleyi ne kadar çekti? Çektiyse onlar geldiğinde nasıl aksiyonları istedi? Yani şöyle, bizim... sitemiz yaklaşık ayda 19'da 20 milyon ziyaret alıyor. Bu hemen hemen 9 milyon gibi tekil ziyaretçiye denk geliyor. Ve her ay çok farklı kaynaklardan yeni müşteri kazanıyoruz. Bunun 100 bine vardığı ay var. Bunun çok üstüne çıktığı aylar da var. Dolayısıyla internet... Yeni müşteri mi, kullanıcı mı kazanıyorsunuz 100 bine yakın? O, müşteri kazanıyor. Müşteri. Yani bizim için... Çünkü o çok hassas bir fark yani. Yok, yani. Tabii çok... o zaman çok az oluyor bizim için. Her ay 100 bin yeni müşteri kazanıyor. Evet, bu yani bu çok önemli. Biz internet alışverişi, yani bu 35 milyon internet kullanıcısının, bu hani bir anlaşılmış bir 8-9 milyonluk bir rakam var hala değişmediyse e-ticaret yapanlarda. Bunların her yeni müşterinin çok önemli bir kısmının ziyarete geldiğini, belli bir süre sonra da üye olduğunu, sonra senin soruna dönerek de belli bir süre sonra da alışverişe döndüğünü görüyoruz. Çok ciddi bir ilgi var. Yani bu 20 milyon dediğimiz zaman ziyaretçi sayısı, hani aylara baktığınızda yıllık 250-260 milyon müşterimiz zaten bizi izliyor. Belli sürelerde de üye oluyor. Ben bunun çok hızlı bir değişime gireceğini düşünüyorum önümüzdeki sene. Pardon, bitmiş değil mi? Ben daldım oraya çünkü sorular geliyor Twitter'dan da. Oradaki soruyu bir alalım.
Aslında benim soracağım soru da hanımefendinin sorduğu soruya paralel bir soru. İnternette bir efsane var. Hepsiburda.com Türkiye'deki e-ticaret pazarının %80'ini domine ediyor şeklinde. Bu bir efsane mi, gerçek mi? Birebir sizden öğrenmek istiyorum. Aşağıya manşet yazıyorum arkadaşlar. Biz şu anda 360 bin tane farklı ürün satıyoruz ve yaklaşık 32 kategoride faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla bu 32 kategorinin de bizim Türkiye'ye baktığımızda hani bunun ne kadarın online'dan geçtiğiyle değil, toplam Türkiye pazarından bizim ne kadar pay aldığımızla ilgileniyoruz. Çünkü biz hani kanal olarak Türkiye'deki her evde, her şehirde olma ihtimali olan bir yapıyız. Bunun efsane olmadığı kategoriler de var. Efsane olduğu kategoriler de vardır. Çünkü işte ben demin hani 150 bin adet deterjan sattık dedim ama Türkiye'deki hani FMCG bu konuştuğumuz pazar zaten 100 milyar dolar. Dolayısıyla hani öyle bir orada öyle bir payımız yok ama çok önemli paylara sahip olduğumuz, pazar lideri olduğumuz çok fazla kategori var bu 32 kategorinin içinde. Çok da fazla geciktirmek istemem ama tamam. Sorular var. Onlara da cevap vermek güzel olur. Bir tane soru. Buradan sonra yemek yiyecekler. Yemek var bundan evet, sonra ama yani, korkarak. Ama yani hakikaten takdir ettim. Bugünkü katılımcı kitlemiz çok hakikaten yani ayrılmadan kaldı. O çok önemliydi. Hatta geciktik de yani yemeğe çıkmamız lazımdı aslında. Hemen şu ilk soruya çok hızlı cevap alırsam süper olur, cevap vermiş olalım. Deterjan kampanyası diğer temel ihtiyaçlar içinde düşünülüyor mu? Demiş Serdar Gürbüz. Düşünüyoruz. Biz Türkiye'de gerçekten 15 milyon halenin hepsine girmeyi hedefliyoruz. Yani bundan başka bir hedefimiz yok. Bu halelere girmenin birçok yolu var. Her kategoride uzmanlaşmaya çalışıyoruz. O yüzden köpek maması da satıyoruz. Deterjan da satıyoruz. Koşu bandı da satıyoruz. Temel tüketim maddelerinin bu anlamda bizim hane penetrasyonu anlamında çok faydasını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bütün temel tüketim maddelerinde böyle kampanyalar sürekli devam edecek. Biz bir tek şuna dikkat ediyoruz. Çok ciddi bir hacim yaratan bir şey. Biz bu ay bu kampanyalarla birlikte 1 milyon adetlik bir depomuzdan çıkış yapacağız. Dolayısıyla temel tüketim arttıkça şeyi de hani müşteri memnuniyetini azaltmadan yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sene ilk defa görüyoruz 1 milyon adedi. Aralık ayında 1 milyon adetlik bir çıkış olacak. Bu temel tüketim çok etkiliyor. Webraz adetlerini. Girişim ofisleri Webraz TV programında girişim ofislerinde şimdi sen anlatırken böyle depomuzdan deyince depo gözümüne geliyor çünkü çekimli yapmıştık. İzlemek isteyen olursa tv.webraz.com'dan girişim ofislerinde hepsi bulunan hem deposu hem ofis videoları var. Diğer birçok Türkiye'deki internet şirketinin olduğu gibi. Son bir soru sonra sonlandıracağız. Hasan Boş da sormuş. İlker Bey röportajlarında HepsiBoard için sosyal ticaret ürününden bahsediyor. Bu konudaki projelerini ne zaman görebiliriz? Haftaya ben randevu verdim zaten. Kendisi Hasan Boş diyor. Evet. Konuşabiliriz Hasan Bey'le ama bizim sosyal medyaya ilgili şeyimiz şu. Çok değer veriyoruz. O da yine müşteriyle alakalı. Önden hazırlık yapmak istedi herhalde. O yüzden evet olabilir. Bir anlatayım haftaya hazırlık olsun. Ben sen şimdi toplantıyı iptal et abi. Ben burada anlattım da. Yazdığı tamam. Tweetle kalsın. Evet olabilir. Bir tek şuna değer veriyoruz şimdi baktığımızda temel şey bizim için. Dediğim gibi müşteriler eski klasik şeyden buraya geçişte eskiden bize biri satış yapardı, bir şey alırdık. Şimdi baktığımızda bize satın aldığımız ürünlerin üzerinde tanımadığımız ya da tanıdığımız kişilerin öneriler üzerinden bir alışveriş oldu. Yani baktığınızda aslında satışı yapan ne markanın kendisi. Biz sadece buna bir güzel bir, iyi bir platform sağlıyoruz. Ama müşteri geldiği zaman bir ürünü aldığında, bir kitabı aldığında onu daha önce okumuş 100 kişinin yorumu ya da o otokoltuğunu kullanmış 5000 kişinin yorumunu okuyor. Dolayısıyla sosyal medya da bu anlamda bizim için çok önemli. Ticaret tarafında, öneriler tarafında çok kullanacağız önümüzdeki sene. Geri kalan projeyi de haftaya anlatırım Hasan Bey. Şimdi süper. Yemek var. Çok vakit almayayım. Süreyi çok geçirmek zaten geçirdik süreyi. Size bekletmek istemiyorum. Yemekle ilgili ufak bir detay vereceğim. Onun için hemen ben bitirince gitmeyin lütfen. Bilgiyi vereyim size. Çok işinize yarayacak o bilgiler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için.